Rasulimiz aleyhissalatu vesselam Taif'ten Makka-i Mukarrama'ga qaytib kelganlardan keyin azizler bu Taif'teki bo'lgan voqealar, u yerdagi Rasulimiz aleyhissalatu vesselam'ga zulmkor, tajovuzkor holatda qarshi olishliklar qattiq ta'sir qildi. Rasulimiz aleyhissalatu vesselam undan avval o'zi amaklari Abu Talibdan ajrab, jufti halollari Hadicha onamizdan ajrab, og'ir judolikka uchrab o'zlari uchun mana shu yilni maxsuslik yili deb Taif'dan umid qilib Taif'ga ketgan edilar. Taif'dagilar İslomni qabul qilsa edi degan orzuda edilar. Lekin o'zingizga ma'lum bo'lgan voqea Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qattiq ranjitdi. Hatto o'shinda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini zaifliklari bilan Allohga duo ham qildilar. Endi Makkada turib Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shunday holatda, maxsuslik holatda turgan bir paytda İnsoniyat tarixida biror bir insoniyatga ko'rsatilmagan muruvvat ko'rsatildi. Iltifot ko'rsatildi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Alloh haqqazza va jalla shunday bir ne'mat ato qildiki, hali biror bir payg'ambarga bunday ulug' maqom berilmagan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Ka'batullohni ichida Xatim tomonida o'sha Hijr Ismoil, ya'ni oltin tarnovning tagida uxlab yotgan edilar. Ba'zi rivoyatlarda Ummuxoniy onamizning uyida uxlab yotgan ham edilar dedi. Tarixni o'rganishligimizda azizlar, biz asl mazmun mohiyatiga bo'lgan voqealarni o'ziga fikrimizni qaratishligini xohlagan bo'lar edik. Ba'zi tarixiy masalalarni, tarixiy voqealarni aytayotganimizda mayda-mayda holatlarda tortishuv qilmaslik. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Ummuxoniy onamizda uxlab turib, keyin merojga chiqib ketdilarmi yoki Ka'bani oldida uxlab turib chiqib ketdilarmi deb tortishishlikdan ko'ra, bu bo'lgan voqeani asl holatiga, ya'ni bundan ko'zlangan maqsadga va bu voqeani ulug' ekanligiga e'tiborimizni qaratishligimiz ma'qul bo'lar edi. Biz esa bugun aynan mana shu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning Isro va Miroj voqealarini aytib bermoqchimizmi? Buni biz Sahihul Buxoriyga murojaat qilib, bu kitobdagi holatini yetkazishlikka harakat qilyapmiz. Rasulimiz alayhissalotu vasallam, demak, o'sha Ka'batullohda oltin tarnov ostida Xatimda uxlab yotgan edilar. Alloh haqqazza va jalla Jabroil alayhissalomga büyük bir topshiriq berdi. Jabroil alayhissalomni yer yuziga tushishlik va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga borib uxlab turgan holatlarda uyg'otib, Boroq deb atalmish bir markab hayvonga mindirib meroj qilishlikka, osmonga olib chiqishlikka amr qildi. Azizlar, bu katta maqom, katta ne'mat. Bizning suyukli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu narsa berilyapti azizlar. Jabroil alayhisalom tushdilar, Rasulimiz alayhisalom uxlab yotganlarni ko'rib uyg'otdilar. Va Rasulimiz alayhissalotu vasallamga bu xush xabarni yetkazdilar. Bu juda ham katta xush xabar edi. Bu voqea ikki xil, buni doim yodimizda tutishimiz kerak. Isro voqeasi va Me'roj voqeasi, bu ikki xil holat azizlar. Isro bu o'sha Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qilishlik, Me'roj esa yuqoriga ko'tarilishlik voqeasidir. Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimda Isro haqida shunday deydi. Nasta'izu billah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الله مرحمة قلب أيتابتيكي أوزنا باندسنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أوز آيات قدرات لرن كورسات ماق أجن أطرافنا باركات لقلقان مسجد الأقصى Masjidul Haromdan bir kechada o'z bandasini, ya'ni Muhammad alayhisolatu vasallamni sayr qildirgan Alloh pokdir. Haqiqatda bu ulug' voqea. Bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirilgan voqea. Bu qanday bo'ldi? Rasulimiz alayhisolatu vasallam uxlab yotganlarida Jabroil alayhisalom kelib uyg'otdilar. Rasulimiz alayhisalom turib nihoyatda xursand bo'lib ketdilar bu xabarni eshitib va yonlarida Biroq deb atalmış bir hayvon turardi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari Biroq haqida aytadilarki, Biroq bu eshakdan kattaroq, otdan kichikroq bo'lgan bir hayvondir dedi. Bu ko'zi tushgan o'sha qayergacha, nigohi tushgan joygacha uchadigan darajada, tovush tezligidan ham tezroq ketadigan bir Allohning
kudreti bilen yaratılgan bir hayvan idi. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ni uşbu hayvanga Burak'a mindirip Cebrail aleyhisselam aldılarına düşüp Mescid-ül Aqso tomonga gittiler. Mescid-ül Aqso bu hozirgi Falastin diyarıdaki Kuddus-i Şerif'teki Mescid-ül Aqso'dur azizler. Bu Mescid-ül Aqso'nu Allah özü Kur'an'da bana bayan kılıp barakna havlahu deyip bunun etrafını biz barakatli kıldık. Nimesi bilen barakatli kılgan azizler. Mescid-ül Aqso ta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hicretke yetkünge kadar ham bütün Peygamber aleyhissalamlar tomonidan mana şu Mescid-ül Aqso'ya karab namaz okulingen bir kıble edi. Hatta Resulümüz aleyhissalatü vesselam ham hicret kılıp hicretke borgunge kadarlar ham mana şu Mescid-ül Aqso'ya karab namaz okuyanlar. Demek bu büyük bir barakatlik diyar, barakatlik bir makan edi. Makka'dan hozirgi Falastin diyoriga qanchada borishligini siz o'zingiz tasavvur qilishlingiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunday tezlik bilan mana shu Masjidul Aqso'ga obordilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Masjidul Aqso'ga tushurganlarida insoniyat orzu qiladigan va biz ummat quvonadigan holatlar bo'ldi. Butun payg'ambar alayhissalomlarni Alloh o'sha joyga keltirib qo'ygan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni hammalari peshvoz bo'lib kutib oldilar. Va shuncha minglab minglab payg'ambar alayhim salomlar insonlarning eng ulug'lari Alloh azza va jalladan Jabroil alayhissalom orqali vahiy olib büyük bir vazifani bajarib o'tgan ulug' zotlar kutib oldilar. Tasavvur qilinglar, Masjidul Aqso qanaqa nurga to'lib ketganikini, qanday barokatli bo'lib ketganikinki bütün odam alayhissalomdan rasulimiz alayhissalomga qadar yashagan hamma payg'ambarlar alayhimussalomlar jamlanib turibdilar. Rasulimiz alayhissalom buroqdan tushdilar, buroqni bog'lab Jabroil alayhissalom olib o'tdilar. Qarasalar hamma payg'ambarlar turibdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallamni olib chiqib mehrobga qo'ydilar. O payg'ambarimiz alayhissalom butun payg'ambarlarga imomlik qilib namoz o'qidilar. Bu sharafida azizlar. Bun bilan Rasulimiz alayhissalotu vasallamni butun olamlarga payg'ambar qilib yuborilganiga dalil bo'ldi. Chunki hamma payg'ambar alayhissalomlar o'z davri uchun, o'z makoni yashab turgan manzili uchungina payg'ambar qilib yuborilgan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalotu vasallam butun insoniyatga, butun iqlimlarga, butun olamlarga rasul qilib yuborildi. Va buning nishonasi o'laroq payg'ambarimiz alayhissalom hammalariga imomlik qilib namoz o'qidilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam u yerda namoz o'qib bo'lganlardan keyin Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamni oldilariga ikkita kosada ichimlik olib keldilar. Bittasida sut bor edi, bittasida xamr, aroq bor edi. Hali aroq harom qilinmagan edi. E'tiboringizga aytsam, Rasulimiz alayhissalotu vasallamga ikkisini olib kelib tanlang dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sutni tanladilar. Shunda Jabroil alayhissalom Rasulimiz alayhissalotu vasallamga qalab, "Hudiyda va hudiyat ummatuk" dedilar. Siz o'zingiz ham ummatingiz ham hidoyat yo'lini tanladingiz, hidoyatlandingiz dedilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam avval ham keyin ham biror qultum, biror tomchi xamir, harom qilingan narsani og'ziga olmaganlar azizlar. Sutni qabul qildilar, pokiza fitratlik ekanliklarini nishona qilib ko'rsatdilar. So'ngra Rasulimiz alayhissalotu vasallamga Me'roj keltirildi. Me'roj so'zi azizlar arab tilidagi araja so'zdan olingan bo'lib, yuqoriga ko'tarilish ma'nosini beradi. Ba'zan hozirgi tilimizdagi narvonni yoki boshqa yuqoriga chiqishi mumkin bo'lgan narsalarni ham tushunishimiz mumkin. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamga olib kelgan me'roj qanday ekanligini, kayfiyatini ayta olmaymiz. İnşallah Allah'tan sorayımız ki bu keyfiyetlerini Resulümüz aleyhissalatü vesselam bizlerge cennette uzlara aitip versinler. Halige Miraç'ına op geldiler. Unge Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ını çıkarıp Osman'a karab kotarıldılar. İhtimal ki bu gepler bundan bir neçe asırlar mukaddam aitilgen bolsa o şu mahalde adamları o da tacüplengen buluşlikleri belkim Allah saklasın bir az şüphage bargen buluşlikleri mümkün. Lekin bugun biz 21. asrda yashayotgan mo'min musulmonlar koinotga inson qo'li bilan yaratilgan jihozlar ila inson qo'li bilan yaratilgan uchuvchi narsalar bilan chiqib kelayotganini, insonni o'zi bemalol koinotga chiqayotganini eshitar ekamiz,
Allah Hak Azze ve Celle'ni bu miracı kandı iken degen ve bunu bilen mümkün mü degen savalını birişliğimizge hacet kalması gerek. Yer asmalıdan çıkıp yerden kurtarılıp birinci asmanga çıktılar. Orada bir darvazaya yoluktular. Darvazanı takkıl etken de içkereden bir farıştan avazı iştildi. Kim o dedi. Cebrail Aleyhisselam men ben dediler. Siz bilen kim var dediler. Men bilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var dediler. Şunda içkeride durgan farışta Cebrail Aleyhisselam'a karab. O kişiye peygamberlik yuvarıldı mı? Hoş gelipsiz, safa gelipsiz dediler. Merhaba deyip eşikini açtılar. Ve Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ı cüde çılaylık tebessümle kütüp aldılar. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam birinci asmanda Adam aleyhisselam'ı kurdular. Adam aleyhisselam bilen soruşup salamlaşkenlerden kegin yine yukarıya kurtarıldılar. İkinci asmanga çıkıp vardılar. İkinci asmanda hem kuyudaki savallar buldu. Kim ekenliğini ve Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın kelgenliğini eşitip kursan bulup darvazalar açıldı. Farişteler husançilik bilen kütüp aldılar. İkinci asmanga çıkanlarda Resulümüz aleyhissalatü vesselam İsa aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamlarını kurdular. Ular bilen salam aleyk kılıp soruştular. Sonra yine yukarıya karab kurtarıldılar. Aslında bu miraç vakiyası azizler bu Allah'da bir vakiye. Miraç hakkında uzunluğu yapıp birimiz desek çünkü hep kopayıp gitmedi. Biz aslı tarihte organ etkenimiz için bunun uzak doktalışlığına layık deyip topmadık. Miraç hakkında inşallah sizler bilen Allah'da bir sohbet kılamız. Lekin bu miraç vakiyası cüde katta vakiya. Resulümüz aleyhisselam miraçge çıkkallarda cennet dozağını kurdular. Yerde azaplanıyordukken insanlarına türlü türlü taifedeki kişilerini kursatken idi. Lekin biz bugün ularga emas belki umumi tarihi vakiyelerini özünü yaratışge hareket kılıyapmız.